Din ve vicdan hürriyeti artık bugün dünyanın kabul ettiği bir hak olarak karşımıza çıkıyor. En temel insan haklarından bir tanesi insanın istediği gibi inanabilmesi, istediği dinin gereklerini, iman ettiği dinin gereklerini yerine getirebilmesi olarak insanlık ortak bir kanaate varmış durumda. Fakat bu sözde böyleyken daha düne kadar bizim ülkemizde de insanlar imanlarıyla mevcut düzen arasında sıkışıp kalmış bulunuyorlardı. Bugün de dünyanın farklı yerlerinde işte sorunun geldiği Rusya içerisinden bir takım bölgelerde işte medeni olduğunu iddia eden hatta batıda insanlar inandıkları gibi yaşamak istediklerinde çeşitli bahanelerle onların bu istekleri reddediliyor. Böyle bir durumda Müslüman ne yapacak? Noktayı nazarından düşünüldüğünde, bakıldığında öncelikli olarak herkesin kendi özel durumunun olduğu, olabileceği gerçeğini gözden ırak tutmamamız gerekiyor. Bir takım insanlar vardır ki onlar bulundukları bölgeleri terk etmemeli, orada mücadeleye devam etmelidirler. Bir takım durumlar vardır ki bu durumlarda özel hükümler söz konusu olur. Ama genel olarak baktığımızda Cenab-ı Allah bizi kendisine kul olarak yaratmış. Binaenaleyh her şartta, her durumda biz Cenab-ı Allah'a kulluk vazifemizi yerine getirmekle mükellefiz. Bu vazifenin en temel noktası da namaz ibadetidir. Namazsız bir Müslümanlık tasavvur edilemez, düşünülemez. Dolayısıyla eğer namaza mani olan bir ortam varsa Müslümanın burada tercihi namazdan yana olmalıdır. Namazına mani olan hiçbir şey bir Müslüman için mazeret teşkil edebilecek mahiyette değildir. Efendim okulum namazıma mani oluyor. Efendim evliliğim namazıma mani oluyor. Efendim hizmetim namazıma mani oluyor. Bunların hiçbiri namazın karşısında bir bahane olarak ileri sürülebilecek şeyler değildir. Namaz dinin direğidir. Namazsız bir Müslümanlığı düşünmek, tasavvur etmek mümkün değildir. Bundan dolayı eğer namaz kılma imkanı bulunmuyorsa burada iki şey söz konusudur. Ya burayı terk edebilme, bırakabilme, oradan ayrılabilme iradesine sahibizdir veya değilizdir. Mesela bir insan bir yerde esir olabilir, bir hapiste mahpus olabilir. Orada kendisine bir takım işte şartlar dayatılıyor ve bu şartlar çerçevesinde ibadetini rahatlıkla yerine getiremiyor olabilir. Ama buralardan ayrılmak kendi isteğine, kendi ihtiyarına bağlı değildir. Bu gibi durumlarda mazur sayılabilir. Bir tehdit altında, ikrah altında bulunuyor ise, bu gibi durumlarda da hayati bir tehlike söz konusu olduğunda, efendim, kulluğundan taviz verebilir. Nihayetinde Kur'an-ı Kerim bu hususu bize beyan ediyor. Kalbi imanla dolu olmak kaydıyla, gönlünden Allah'a imanı tam olmak kaydıyla hayati bir tehlike söz konusu olduğunda, biri alnınıza silah dayadığında, efendim sizi işkenceyle vesaireyle tehdit ettiğinde, fiilen böyle bir muameleye maruz bıraktığında, o zaman kulluktan taviz verebilirsiniz geçici olarak.
Burada da imanın, gönlün kalpte coşkun olması gerekir. Bir diğer durum da buradan ayrılma imkanına sahip olmamızdır. Kendi irademizde bir işte çalışıyoruzdur. Buradan ayrılabiliriz. Evet, şartları iyidir, belki ücreti dolgundur ama değil mi ki ibadetimize mani bir durumu söz konusu? Değil mi ki dini hayatımızı zorlayacak, efendim inançlarımızla bizi karşı karşıya getirecek bir takım ortamı barındırıyor? O zaman da buralarda bize düşen dinimizden yana tercihimizi kullanmamızdır. Fakat az önce girişte de ifade etmeye çalıştığım gibi herkes bu noktada kendi özel durumunu konuşmalı, tartışmalı. Efendim, her Müslümanın mutlak surette danıştığı, istişare ettiği bir kanaat önderi, bir samimi dost çevresi bulunur. Onlarla kendi durumunu ölçmeli, biçmeli, değerlendirmeli ve ona göre davranmalı. Bunu şunun için söylüyorum. Özellikle de Müslümanların azınlıkta bulundukları yerlerde zaman içerisinde Müslüman kimliklerini kaybetmeleri, kendilerinin değilse de kendilerinden sonra gelen kuşakların, nesillerin efendim imansız bir ortamda eriyip gitmesi, kaybolması tehlikesi söz konusu ise ona göre tedbirlerini almalılar. Alamıyorlarsa o zaman başka türlü bir çıkış yolu bulmaları gerekiyor. Cenab-ı Allah yeryüzü bana aittir, bana koşunuz buyuruyor. Yeryüzünde Allah'a daha iyi kulluk yapabilecekleri, ibadet edebilecekleri yerleri tercih etme cihetine gitmeliler diye ortaya bir değerlendirme yapmak mümkünse bunları söyleyebiliriz. Daha özelde söylenecek şeyler muhatapları tanımaya bağlı olan şeylerdir. Takdir edersiniz ki bir radyo programı çerçevesinde bu noktalara değinmek mümkün değildir.